Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün bir tane daha tepki videosu yapıyoruz. Bugün aslında tavuk nuggetlarının nasıl yapıldığını, nasıl bir vahşet arkasında saklandığını göreceğiz. Onu izleyeceğiz. Başkalarının videosunu izlemek. Evet. Burada 3 milyon 200 bin aboneli Reaction Time diye bir tane kanal var. Bu kanalın yaptığı şey başkalarının videosunu izleyip tepki vermek ve milyonlarca izleme almak. Çünkü Türkiye'de değil ama Avrupa'da ve Amerika'da bu bir içerik. Tepki videoları yaparak kanal açanlar var. Sadece tepki videosu atarak kanal açanlar var. Türkiye'de herkes tepki videosu yapıyor. Gülmeme Challenge bir tepki videosudur. Başka hiçbir şey değil bu. Ben Gülmeme Challenge yerine başka şeyleri izleyerek tepki veriyorum ve bu da benim içeriğim. O yüzden videoyu izlemeye başlayalım. Ve videoya geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videoyu henüz beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya like atarsanız hiçbir şekilde hiçbir YouTuber'ın cebine para geçmeyecek, emin olabilirsiniz. Sadece like YouTuber'ları mutlu edip yaptığı işe adapte olmasını sağlıyor ve videonun diğer insanlara biraz da olsa gösterişini arttırıyor. O yüzden videoyu beğenip seniz gerçekten çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Hadi videoya başlayalım. Chicken nuggets. Some people call these foul. Şimdi gerçek yüzünü gösterecekler bize. The age-old question is answered. The eggs come before the chickens is. Yumurtalar tavuklardan daha önce geliyormuş. Böyle eziyet ediyorlar yavrulara da. The shells will later be used to add extra texture and calcium to the nuggets. Nuggete daha fazla kalsiyum eklemek için yapılıyormuş bu. Gördüğünüz gibi hani böyle vicdansız bir şekilde alıyorlar, atıyorlar ya. Oğlum yapılır mı bu ya? The five bangers headers fire off assorted baby cocks with fury. They sure are adorable, but they'll look even better slathered in honey mustard. Bunlar benim hani cidden moralim bozuyor. The tenderest breasts are clearly visible and visibly tastastic. The cock garden is culled hourly by the drumstick Zamboni, picking up not only the slowest and sickliest of birds, but also the dumbest. Çok güzel. They are humanely transported to the next station. İnsanlar tarafından diğer şeye aktarıyorlarmış. The deboner gracefully liquefies the cocci while comically dumping. Tüylerini falan yüzüyorlar böyle döndürerek falan. Don't worry, they'll be mechanically reboned later. These breasts will not be used. Vejetaryenliğe bir adım daha atıyorum böyle yavaş yavaş. Adam da şey yaparak anlatıyor. Dalga geçerek anlatıyor. Hani bunu yapan adamlardan dalga geçiyor. Diyor işte içindeki çöplerle falan üretiliyor diye. What comes out the other end is soft, dank and tender. Once the mixture is pureed, they add the eggshell dust back in with the blood of the innocent and whip to churn it for a second. Earwax and bone meal are added to the PJ fryer along with fresh septoplasm pre-coagulate. Bu adam bildiğin tamamıyla dalga geçiyor. Suspiciously smooth texture. Biraz ilerleteceğim bir dakika. Or ingnugnits are pinched out and patted down for sharp objects. Burada da kaynatıyorlar tavukları. Daha fazla kaynak alabilmek için içine ekstra şeyler ekliyorlarmış. Bunlar da ekliyorlarmış tavukların içine. O da onu kuru tutuyormuş. Kameramanın ne düşündüğünü merak ediyorum diyor. Allah'ım yarabbim ya. İşte burada da nuggetları şey yapıyorlar. Kuru tutuyorlar, bozulmasını önlemek için karıştırıyorlar. Burada da kuru tutmasına yardımcı olacak ekstra karışımlar ekliyorlar. Bu da the finished product, yani şeyin bitmiş haliymiş. Makineden da şekil şekil çıkarıyorlarmış nuggetları. Workers try to catch chunks of bone and steel with their soft fleshy fingers. Nuggets are jimmied up in the Geronimo wrapper. Burada paketlenip poşetleniyorlar. We're gonna be making more of these, lots more. So if you want to see your favorite or least favorite food or product listed.
Burada da bayılarak yediğiniz nugget nasıl yapılıyor diye bir tane sayfa var. Sayfada diyor ki, dünyada en çok tercih edilen fast food gıdalarından olan tavuk parçacıkları böyle yapılıyor. Önce tavuklar kesilip derileri yüzülüyor ve işleme hazır hale getiriliyor. Derileri yüzülmüş ve parçalara ayrılmaya hazır olarak gelen tavuklar çalışanlar tarafından kontrol ediliyor. Sağlamlığı ve şeyle olarak... sağlık durumu bence. Kontrol edilen tavukları kesiyorlar. Parçalara ayıran tavukların gerekli olan yerleri alınıyor. Tavuklardan alınan yerler ise kaburga eti, göğüs eti, bonfile ve tavuk derisi. Tavuk derisi var yani yediğimiz nugget'ın içinde. Tavuktan alınan bu parçalar kıyma haline getiriliyor. Bildiğiniz oruk yapıyorlar sanki. İşte tavukların nugget'a dönüşme hikayesi. Sonra da bu şekilde kaynak resimler kullanmış. Böyle aşağı indikçe artan resimler var. Daha var resim. Bayağı var. Bir tane daha var. O 28 tane resim varmış. Böyle yavaş yavaş bakalım. Burada işte dediğim gibi üstüne o sosu ekliyorlar. Sonra da böyle paketleniyorlar ve sonra da yağda kızartıp yenmeye hazır hale geliyorlar. Bu şekilde bildiğiniz sosa batırıp yiyorsunuz sonradan. Burada da tavuk nugget malzemeleri var. Tavuk göğsü 500 gram, karabiber, mısır nişastası 2 yemek kaşığı, un 4 yemek kaşığı, galeta unu, yumurta, tereyağı, sıvı yağ ve tuz. Evde nugget yapma tarifi bu. Buna da biraz bakalım. Tavuk nugget tarifi. Tavuk etimizi nugget boyutuna getirebilmek için ne çok minik ne de çok fazla büyük bir boyutta doğramamız gerekiyor. Tabii ki de şaka yapıyorum, bunu okumayacağım tabii ki de. Az önce şu videoyu izledim baştan sona kadar. Bir sürü şey anlattım size ama maalesef şey yapmamışım. Ses kaydını kapatmışım yanlışlıkla. Şimdi baştan izleyeceğiz, baştan anlatacağım. If you do a search on the internet for chicken McNuggets, adam diyor ki internette Chicken McNuggets'ı araştırsanız bu karşınıza çıkar diyor. Bu ne demek diyor kadına. Kadın da diyor ki bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bizim projemizde bu karşımıza çıkmıyor diyor. I don't know where that picture came from, but that's not used in Chicken McNuggets. Now they say that this is pink slime. So if you grind up the parts of the chicken that... Adam da diyor ki bunun pembe slime olduğunu söylüyorlar. Siz slime yaparken bu şekilde bir görüntü alıyor musunuz diyor. Böyle bir şey oluyor mu sizde diyor. Sen zaten prosesi göreceksin. Yani işlem şeyini göreceksin diyor. Sonra burada da işte adam tavukları gösteriyor ve kadına diyor ki burada adamlar tavuk yapıyor. Bu ne diyor? Niye bu kadar insan burada tavuk yapıyor? Tavuğu kesiyor. Aynı evdeki manavdaki gibi diyor. Kadın da diyor ki bize gereken kısımları, yani şu kısımları alıyoruz tavuktan diyor. Tam isimleri yazıyordu. Göğüs eti, sonra işte az önce okuduğum şeyler ve bir de derisi var. Deriyi de ekliyorlarmış, bunu da söylüyor kadın. İşte burası da tavukların kıyma haline getirildiği yer. Adam diyor ki ben sana göstermiştim bunu ama insanların gördüğü gibi değilmiş bu diyor. Ben pembe slime gibi görmüştüm diyor ama bu hala tavuğa benziyormuş diyor. Bu da işte son hali. Ama az önce izlediğimiz videodaki gibi hani adamın şeyi gösterdiği gibi o tavuklara yapılan eziyeti, civcivlere dahi yapılan eziyeti gösterdiği gibi McDonald's göstermiyor bunu. Yani hani ne olursa olsun bu videoyu izledikten sonra bile gidip nugget yiyeceksiniz yani. Ben de fırsatım olduğunda yiyeceğim. Ama bunu daha temiz, daha bir şekilde dinimize uygun bir şekilde yapılması lazım. Hani diyeceksiniz bu ülkemizdeki fabrikalardan değil. Ülkemize zaten yabancı ülkelerden geliyor. Ayrıyeten ülkemizde yapılanlar da aynı şekilde yapılıyor. Yani hayvanlara ızdırap çektirmek yerine daha düzgün bir şekilde yapılabileceğini düşünüyorum ben. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir videoyu. Dediğim gibi henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu henüz beğenmediyseniz de bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve dediğim gibi arkadaşlar reaction yani tepki videoları bir içerik ve bir kategoridir. Benim kategorimin bir kısmı da bu reaction. Yani ben kanalımın 400 bin aboneye ulaşmak üzereyiz neredeyse. Bugünlere gelebilmesini reaction'a borçluyum biraz da. Onun dışında ben zaten Türkiye'de 3 yıldır her türlü kategoride video çekmiş adamım. Günlük vlog olsun, kamera şakası olsun, her şeyde. Ve ben şu anda bunları yapmak istiyorsam bunları yapabilirim. Ve benden sonra bunu Türkiye'de yapan birçok kişi oldu ve ki bu çok normal. Herkesin yapması gereken bir içerik zaten bu. Gayet normal bence. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sizi seviyorum. Baykuş. Neyse bakalım burada nerede baykuş var. Nerede baykuş var. Ananı satayım. Oo. Oğlum küçük bir şey arıyordum ben. Bu ne? Baykuşun büyüklüğüne bakın. Ben küçücük bir şey arıyordum burada. Amerikan Pika. Burada. Pika. Pokemon'daki Pikachu'nun esinlendiği şey bu. Canlı Pika çok kolaydı bu. Blue Crowned Parrot. Şu dal olabilir. Dal da olabilir, şey de olabilir bilmiyorum. Bakalım bir. İyice bir bakalım. Aa işte. İşte burada, burada buldum. Bulduk papağanımızı. Hornet Adder. Bu ne lan?
Bu ne? Oğlum bu nasıl bir yılan? Oha! Eğer videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dün attığım videoyu henüz izlemediyseniz ise sağdaki videoya tıklayın. Ve sizin için en iyi video olarak seçtiğim videoyu izlemek için de soldaki videoya tıklayın. Ve eğer henüz kanala abone olmadıysanız da ortaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.